Polen Ege programından mutlu günler değerli izleyiciler. Bugün yine canlı yayınımızın başındayız ve sizlerle geçireceğimiz bir yarım saatimiz var. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz hakikaten. Çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz yine stüdyomuzda. Dünyamızı ve ülkemizi tabii ki son dönemde özellikle nüfusların da artmasıyla birlikte tehdit eden bir konudan bahsedeceğiz. Enerji üretimi son derece önemli hale geldi değerli izleyiciler. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da hakikaten önemi gün geçtikçe artıyor. Çok önemli bir soruna çare olan bir çalışmayı bugün masaya yatıracağız sizlerle birlikte değerli konuklarımızın katkılarıyla. Çevre sorunlarından, çevre kirliliğinden hakikaten yakınıyoruz son dönemde ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturan biyokütleden bahsedeceğiz bugün. Biyokütle üzerine çalışan çok değerli bir Ege Üniversitesi mensubu hocamız ve ortak çalışmaya yürüttükleri sanayi kuruluşunun çok değerli temsilcisi bugün stüdyomuzdalar. Kendilerini ben size tanıştırayım, ardından da sohbetimize başlayalım. Sayın Profesör Doktor Nuri Azbar hocamız bugün stüdyo konuğumuz. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürümüz ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi konuğumuz ve Sayın Frederik van der Weyde bugün yine stüdyo konuğumuz. EES diye telaffuz ediyorum sanıyorum. EES ya da Mühendislik Limited Şirketi Genel Müdürü, Türkiye'deki genel müdürü. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok mersi davetiniz için de. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Hakikaten iki konuğumuzun da bundan sonra çok süratle yetişmesi gereken toplantıları ve yolculukları var. Çok teşekkürler bize zamanlarını ayırdıkları için. Ben biraz tabii ki böyle çok da yeni bu konularda bilgilenmeye çalışan biri olarak herkesin çünkü bu ara çok fazla dikkati bu konular üzerinde. Biraz özetlemeye çalıştım naçizane ama hocam isterseniz sizden öncelikle bir genel değerlendirme alalım. Türkiye'nin ve dünyanın şu anda enerji sorunuyla ilgili geldiği nokta ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması, araştırılması ile ilgili gelinen son nokta nedir diye başlayalım. Peki, çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten son derece önemli bir konu. Programımızda böyle bir konuyu seçtiğiniz için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Aslında giriş cümlelerinizde kullandığınız yeni yeni öğrendiğim dediğiniz konu sadece size münhasır bir şey değil. Bu konu içerisinde olan insanlar bile yatırımcılar açısından da gerçekten çok yeni bir konu. Türkiye açısından bahsediyorum. Evet. Çünkü 2011 senesine kadar yenilenebilir enerji kanunuyla beraber bundan öncesinde rüzgar enerjisi biraz erken girmişti Türkiye 2005'li yıllarda. Devlet teşvikleri çok sınırlıydı ve biyokütle içinde hemen hiç yoktu. Evet. 2011 senesiyle beraber belli bir oranda Avrupa ile karşılaştırıldığında yarısı kadar neredeyse. Ama 10 cent euro kadar kilowatt saatine yani her bir kilowatt saat enerji için 10 cent euro ya da 13.3 dolar sent civarında bir teşvik geldi. Şimdi tabii iki bakış açısı var. Bir tanesi kötümser bir bakış açısı. Düşük bir rakam. Ama iyimser baktığınız zaman da bence eskiye göre 2001-2010'dan 13 misli daha iyi bir rakam. Bu da gerçekten de yatırımcıların ilgisini çekti. Özellikle atık sorunu olan muhatapların ilgisini son derece çekti. Bizlerin ilgisini çok fazla çekti. Biz çünkü yıllardır bu konuda araştırma yapıyoruz. Yüksek lisans doktor öğrencileri yetiştiriyoruz. Evet. Dersler anlatıyoruz ama takdir edersiniz ki bunun uygulama ayağında pratikte herhangi bir teşvik olmadığından dolayı, yatırımcı ilgi duymadığından dolayı uygulamaya geçilemiyordu. 2011'den bu yana son derece yoğun araştırmalarımız daha çok sanayiciyle aslında olmaya başladı. Yani laboratuvardan çıkıp arazide uygulama yapmaya başlayabildik. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor tabii ki. Evet. Yani teorik laboratuvara sıkışmış çalışmanın dışında gerçekten de uygulamada yansımalarını gördüğümüz çalışmalar bizi de çok memnun ediyor. Çok büyük haz duyuyoruz bundan. Soruna geri dönersek eğer gerçekten dediğiniz gibi insan nüfusun artışıyla beraber ama insan nüfusunun artışından ziyade yaşamsal kalitedeki beklentilerin artışıyla alakalı enerjide çok ciddi bir şey oldu. Patlama oldu. Türkiye'nin de çok ciddi bir önümüzdeki yıllar içerisinde eksponansiyel bir enerji artışında beklenti var. Dolayısıyla ülkemiz aslında enerji fakiri bir ülke gibi gözüküyor. Yani gibi gözüküyor diyorum aslında değil. Yani kaynaklarımızı doğru kullanmamız halinde aslında biz enerji açısından dışa bağımlı değil, dışarıya da enerji ihraç edebilecek bir ülke konumundayız aslında. Olabiliriz. Özellikle bu bağlamda az önce bahsettiğiniz yenilenebilir enerjiler çok büyük bir avantaj sunuyor. Mesela konumuz değil ama yenilenebilir enerjilerden bahsedildiği için söyleyeceğim. Güneş enerjisi. Avrupa'nın en yüksek İspanya'dan sonra, İspanya'da eşdeğerdir hatta ama Almanya ve diğer ülkelere baktığınız zaman ki Almanya
Bu bağlamda aslında en çok fotovoltaikleri üreten, kullanan ülkelerden birisi olmasına rağmen Türkiye, ki Almanya'nın güneş değerlerine bakarsanız Türkiye'nin üçte biri kadar tabii bile yok. Evet. Biz bunları çok yoğun kullanmıyoruz. Ama bugünkü konumuz olan biyokütle ve biyogaz ya da biyometan tesislerine gelirsek konunun iki saç ayağı var aslında. Bir tanesi tabii ki atık bertaraf. Yani enerjiyle beraber aslında Türkiye'nin çevresel problemleri de var. O da çok büyük bir sorun değil mi hocam? O kadar çok evsel ve sanayi atığı. Tarımsal atıklar özellikle. Baktığımız zaman Türkiye aslında yani tarım ülkesiyiz diyoruz ama yani biraz oradan uzaklaşmaya da başladık ama o başka bir konu aslında tartışılabilecek. Tarımsal faaliyetlerimizden dolayı büyükbaş hayvan olsun, kanatlı sektör olsun inanılmaz miktarlarda bir atık ortaya çıkıyor. Evet. Bu işlenmemiş bir malzeme. Yani çiftçimiz her ne kadar buna sanki gübreymiş gibi baksa da sağlıklı şartlarda kullanılması mümkün olmayan malzeme bunlar. Dolayısıyla bunların en iyi şekilde kullanılmasının yolu bu bahsettiğimiz biyometan tesislerine ya da biyogaz tesislerine önce geçirilmesi. Yani tabiri caizse halk arasındaki deyişle atalarımızın söylediği bir koyundan birkaç poz çıkartılmasıyla bu atık sorunun aslında sorun burada başlıyor. Buna atık dediğimiz noktada başlıyor. Bu atık değil. Bu bir kaynak denebilirse aslında. Ve idareciler buna bu şekilde baktığında aslında bir anda o bertaraf noktasında ciddi idari sorunlar yaratan, ciddi ekonomik sorunlar yaratan problem aslında bir anda lehe dönüyor. Bir kaynağı ve banka hesabınıza doğru yollanmaya başlıyor. Çünkü bu atığı çevreci yatırımlarla birazdan Fred Bey de bu işin uygulamasında olan firma olarak ki Türkiye'de ilk biyogaz tesislerinden birisini yapan bir firmadır, büyük bir firma. Bu atığı önce elektriğe dönüştürebiliyorsunuz. Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir şey. Ve güzel tarafı da bu elektrik biyokütleden yenilenebilir bir kaynaktan geliyor. Rafineriden gelmiyor ya da bir biyomas fosil yakıttan gelmiyor. Beraberinde ısı üretebiliyorsunuz. Son derece ihtiyaç olunan bir kaynak. En güzeli Türkiye başka bir açıdan da fakir bir ülke. Organik gübre açısından da fakir bir ülke. Dolayısıyla gerçekten şu an biyogaz tesisi öncesinde hijyenik olmayan bir ürünü siz biyogaz sonrasında kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Ve ben aynı zamanda Türk-Alman biyogaz projesi kapsamında üniversitemizi temsil eden danışmanlık yaptım. Geçen haftalarda bitirildi bu projede. Almanya ile çalıştık. Yani Hollanda, Almanya birçok Avrupa ülkesiyle çalışmalarımız var üniversite olarak. O çalışma kapsamında da tarımsal desenlerde uygulamalar yaptırdık Tekirdağ bölgesinde. Çıkan malzemenin kontrollü şahitlerle yani gübrenin kullanıldığı kullanılmadığı şartlarda yapılan denemeler var. Büyük parsellerde yapıldı bunlar ve gerçekten de önemli oranı %30-40 oranında rekoltede artış var. Ziraatçı profesörlerimiz bu konuda çalıştılar. Artı tarımsal ürünlere bakıldığında hem koku hem tat olarak da gerçekten bir 30 yıl öncesine bizi götürdü. Yani süper, gerçekten konuda, de domatesin, konuda, evet. Biberin, salatalığın, marulun tadını, kokusunu almaya başladığımızı gördük ve en güzeli de aslında yani milyonlarca yıl boyunca süren toprağın gelişimini biz yapıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz kimyasal gübre. Türkiye'de milyonlarca ton kimyasal gübre kullanılıyor. Organik gübre ise bu toprağın tekrardan hayata dönmesini sağlayan bir şey. Dolayısıyla bu biyokütle üzerine kurulu biyogaz tesisleri son derece önemli bir fırsat sunuyor. Hem enerji darboğazı açısından Türkiye'yi bir zincirden kurtarma şansı var. Organik gübre açısından ciddi anlamda bir fırsat sunuyor. Enerji kaynağı. İstihdam açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani sanayimizin bu yönde gelişebilmesi adına şey sağlıyor. Çünkü İlk başta tabii ki bu teknoloji dışarıda tecrübeli ülkelerden transferle geldi ama zaman içerisinde işte bu ülkelerin tecrübelerine yararlanarak Türkiye'de yerel teknolojinin üretimde yakın bir zamanda başlayacaktır diye ümit ediyorum ben. Evet, evet. Karbonu unutmayalım. Karbon kredisi açısından Türkiye'nin biliyorsunuz Kyoto Protokolü kapsamında taraf olduğu sözleşmeler var. Bu bağlamda aslında çok ciddi anlamda bir fırsat da sunuyor. Dolayısıyla hani rafineri kökenli bir enerji değil, yenilenebilir enerjiye yöneldiğiniz takdirde ki aslında kağıt üzerine yapılan hesaplamalarda Türkiye eğer bu organik atıkları, hayvansal atıkların yanında aslında sera atıkları var, endüstriyel gıda atıkları var. Az önce bahsetmiştiniz o yaklaşık 35 milyon ton evsel atık var. Bunun yarısı organiktir. Yani bu amaçla kullanılabilir. Ve çevre dostu bir bertaraf sunuyorsunuz aslında. Bunların hepsi ve enerji bitkileri de bir nebze. Yani gıda ve enerji güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde eğer enerji bitkileri de kullanabilirse Türkiye şu an doğalgaz ithalatına eşdeğer enerji kendisi üretebilir. Sadece atıklardan.
Ve bunu yaparken de aslında hem çevreyi koruyacak, hem ekonomisini koruyacak, hem istihdam sağlayacak. Yani evet, çok büyük fırsatlar sunan bir şey. Kesinlikle. Öğrendikçe hakikaten çok etkileniyorum. Peki efendim, size geçelim isterseniz. Hocam özetledi çok güzel bir şekilde. Siz çok yoğun olarak işin pratiğinde bu konuya gönül vermiş bir firma ve kişisiniz tabii ki. İsterseniz sizin biraz firmanızı tanıyıp bu konudaki faaliyetlerinizi keyifle dinlemeye devam edelim. Ben de teşekkür ederim buraya gelmek için de çok güzel bir fırsat. Ben burada 2 yıl önce buraya geldik. Firma olarak daha önce projeyle yaptık. ESE Hollanda firma olarak proje hibe ile Türkiye'de yaptı. O zaman da küçük bir biyogaz tesisi yaptık. Ve o tesis örnek olarak kullandık. Çünkü Hollanda hükümet bu gibi hibeler sadece bilgi paylaşmak için veriyor. Evet. Ki başka ülkelerde böyle teknoloji kullanabilir. Ve bundan dolayı firmamız dedi ki ya böyle güzel bir proje yaptık. Neden daha fazla yapmayalım orada? Onun için karar verdiler. Firma burada başladı. Ve heyecanlı olarak ben de bunu birlikte geldim. Türkiye'ye gelişiniz böyle oldu. Türkiye'ye biraz dil problemi daha var ama tamam. Muhteşem bu arada. Onu konuşmanın sonunda ben söyleyecektim. Hakikaten muhteşem, Türkçe'ye hakim. Deniyoruz sonra değil. Ama Türkiye seviyoruz, çevrede seviyoruz. Onun için çok iş var burada görüyorum. Evet. Söyledi ki, daha çok başındayız anladığım kadarıyla. Evet, potansiyel var. Ve işler tabii ki doğru yapmak lazım. Çünkü kolay bir iş değil. Gaz ile çalışıyorsunuz. Onun için bütün prosedürle göre çalışmak lazım. Bunu yeni oluyor bazı firmalar için ama biz bunu çok yani çok iyi biliyoruz. Ve şimdiki yeni projemiz geçen yıl bittik. 2,2 megawatt tesis yaptık Karacabey'de. Orada çok çok iyi çalışıyor, şimdi full çalışıyor. Ve herkes şimdi heyecanla, güzel bir örnektir, çalışan bir örnek Türkiye'de. Evet. Ve ondan sonra yani çok çok bize gelenler var, soru soruyorlar. Film olarak sadece Türkiye'de değil, Almanya'da, İsviçre'de, Romanya'da da ve Ekvador'da çalışıyoruz. Aynı bölgede yenilenebilir enerji genellikle. Başka projeler de yaptık. Mesela bazı firmalar çok enerji kullanıyorlar, farkında değiller çünkü sadece kendileri iş düşünüyorlar. Biz onlar yardım ettik. Mesela burada yakın bir firma, tekstil firmada, Ekoten'de böyle bir iş yaptık, bir senelik iş. İlk önce bakıyoruz durum nedir, nasıl çalışıyorlar, ondan sonra yardım ile onların prosedürü değiştirebiliriz ve başka ürünler getiriyoruz daha doğru çalışmak için. Enerji tüketimlerini azaltmış oluyorsunuz doğru, değil mi? Çok doğru. Fazla tüketim var. Büyük rakamlar, çok şaşırıyorlar insanlar ne kadar para atıyorlar şu an. Aslında. Evet ve çevre için de tabii ki kötüdür ama her bakımdan heyecanlı oluyorlar. Biz insanlar mutlu yapıyoruz. Onlar için kazanç veriyoruz yani. Evet, kesinlikle. Aslında hiç farkında olmadan hakikaten belki milyon dolarlar. Evet. Aslında bakarsanız yani isim vermeden belki örnekler vermek gerekir. Hemen Bornova'da lokal birkaç alkol içecek tesisimiz var. Bir tanesi özellikle mesela çok benim için önemli bir örnektir. Toplam enerjisinin 1/4'ünü atığından elde ediyor. Hem buhar olarak hem de elektrik için şu an bir yatırımları yok ama önemli bir buhar ihtiyaçları var. Bunu atıktan karşılayabiliyorlar. Dolayısıyla hani az önce söylediğim şey şu. Atığa atık olarak bakarsanız tamamen bir baş ağrısı. Oysa ki kaynak olduğunu fark ettiğiniz noktada bir anda çevreci bir bertarafla beraber ekonomik olarak da size lehinize dönebiliyor. Benzer şey Maya Sanayi'de söz konusu. Yine Bandırma tarafında bir uluslararası bir firmanın kurduğu bir maya fabrikası örnek olarak baktığımız zaman hani bakış açıları son derece önemli. Başka bir yerel firma maya fabrikasına baktığımız zaman çok zıt görüşler çıkabiliyor. Mesela ben herhangi bir toplantıya katıldığımda şunu da gördüm bir yerel firmadan. Hayır, maya sanayinde anaerobik tesisler çalışmıyor diye elinin tersiyle kurulmuş tesisi itebilen bir görüş de var. Tam tersine ben tesisimin %70 bu sefer enerjisini buradan sağlıyorum, gözüm gibi bakıyorum bu tesise diyen de var. Dolayısıyla tamamen kişide biten bir şey. Yani konunun özünü anlayabilen, bakış kıymetini bilebilen kişilere ihtiyaç var. Az önce Fred Bey'in de bahsettiği bu tür teknolojiler maalesef suistimale çok açık olan teknolojiler. Yani yurt dışından özellikle Asya'ya doğru gittiğiniz zaman
oranın ekonomisine göre yerel sorunları gidermek üzere iptidai şartlarda getirilmiş çözümler var. Evet. Oranın iklim şartlarına uygun olabilir. Ancak Türkiye için uygun olmayan teknolojiler bunlar. Dolayısıyla Fred Bey de bahsetti, özellikle bu tesislerde gaz güvenliği son derece önemli. Çünkü yanabilir bir gaz üretiyorsunuz ve bunu öyle böyle değil, yani birkaç bin metreküpler mertebesinde üretiyorsunuz her gün. Dolayısıyla orada iş ve işçi güvenliği, çevre sağlığı, halk sağlığı son derece önemli hale gelmeye başlıyor. İptidai şartlardaki bir teknolojinin buraya gelmesi lüksüne sahip değiliz. Türkiye'nin potansiyeline baktığınız zaman, ki aslında bir Almanya'dan örnek vereyim. En çok Almanya kullandığı için, her ne kadar konumuz Hollanda'dan gelse de Hollanda da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor ama sayı olarak baktığımızda Almanya büyük bir ülke. Ve piyasasına baktığınız zaman 8000 tesis var yaklaşık olarak bilinen. Yani haritaya noktaladığınız zaman haritada yer kalmıyor. Evet. Böyle. Doğru. Dolayısıyla aslında piyasada artık orada satırıyor oldu, doydu ve dışa açılmak isteniyor. Tabii. Türkiye'ye baktığın zaman ise yani bir elin parmaklarını birazcık geçmeye başladı şimdi. Çünkü az önce söylediğiniz şey, hani ben konuya yeniyim, yeni vakıf olayım dediğinizde bu hiçbir şekilde sorun değil. Çünkü gerçekten evet, yatırımcının haberi yok. Ülkemiz ya da bu tesisler nasıl kullanacağını bilmiyor. Ve şunu istiyor aslında, Fred Beyler'in yaptığı örnek bu anlamda ciddi bir açılım sağladı. Bizim yatırımcımız tesis burada görmek istiyor. Evet. Yani evet, Almanya'da 8000 tane tesis olması onlar için bir şey ifade etmiyor. Türkiye'de çalışan bir tesis görmek istiyorum. Bambaşka. Evet. Doğru. O açıdan da belki işte Sütaş'ta yapılan 2 megawattlık küçük bir santraldir aslında. Yani küçük lafı sizi yanıltmasın. 2 megawatt çok büyük bir rakam bu tür şeyler için. Evet. Ve çalışan bir tesis. Dolayısıyla Türkiye açısından da bu teknolojinin çok uygun olduğunu ispatlayan da bir tesis. Bu açıdan da baktığımız zaman devlet teşvikleri de var. Artı artık sadece bu yatırımcının ya da atık üreticilerinin inisiyatifine kalan bir konu da değil aslında. Yani olayın iki boyutu var. Aslında üç boyutu var. Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı. Evet, artık devlet şimdi politikası. Üçünün de bakış açısı farklı. Çevre Bakanlığı atık diyor buna doğal olarak. Çünkü onların görevi bu. Atığın çevreye kontrolsüz yayılmasını engellemek, çevreyi korumak. Dolayısıyla diyor ki ne yaparsanız yapın bu atığın çevreye zarar vermesini engelleyin. Tarım Bakanlığı da diyor ki bu potansiyeli var, gübre olabilir. Enerji Bakanlığı diyor benim enerji ihtiyacım var. Dolayısıyla enerji ihtiyacı var. Aslında bu bakanlıklar şu an bir araya gelmeye başladılar. Yani o ara kesitte buluşup. Hepsi için bir ortak çözüm aslında. Evet, doğru. Türkiye'nin lehine, vatandaşımızın lehine projeler yapılabileceği gösterildi. Teşviklerin biraz daha artırılması gerekiyor. Ama dediğim gibi yani 2011 öncesine göre 13 misli iyi bir şeydir. Evet. Biraz daha teşvik verilebilirse ben yatırımdan çok süratli artacağını düşünüyorum. Çok Türkiye'de güzel. De en azından Almanya'da 8000 tesis demiştik. Türkiye'de önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde eğer bu teşvikler düzenli şekilde devam eder, sanayiciye devlet garantisi verilmesi devam ederse Türkiye'de 3-4 bin tesisin kurulması içten bile değildir. Ve 9-10 milyar euroluk bir sirkülasyondan bahsediyoruz. Ciddi bir istihdam, ciddi bir sirkülasyon. En güzeli tabii ki bu enerjinin 9-10 milyar euro karşılığındaki enerjinin Türkiye'de kalmasıdır. Yani dışarıdan alınması yerine Türkiye'de üretilmesi ve Türkiye'de kullanılmasından bahsediyoruz. O zaman hocam hakikaten yani o kadar önemli bir görevi üstlenmiş bulunuyorsunuz ki biz de burada yayınlarımızla inşallah bunu biraz daha bilinirliğini, farkındalığını arttırırız. Bu da bir vesile olur. Bu yayınımız da bir vesile olur. Hakikaten çok önemli bir yarıya parmak basıyor. Ben çok merak ediyorum. Nasıl bir araya geldiniz? Yollarınız nasıl kesişti? Biraz onu konuşalım mı? Evet, aslında ben tabii akademisyen olarak toplantılara çok sık katılıyoruz biz. Kongrelere, konferanslara, workshoplara veya davetler olduğunda teknik toplantılara katılıyoruz. O toplantıların bir tanesinde aslında Bülent Bey aynı çok zamanda diğer bir firmanın çalışanı, şu an Hollanda'da kendisi. Bülent Bey'le biz tanıştık önce yaklaşık 2 yıl. Daha da aslında 3 yıl kadar önce kendisiyle tanıştık ve Bülent Bey'lerin de aslında firma gelmeden önce Türkiye'ye ilgi duyduklarını ve Türkiye'de çalışmalar yapmak istediklerini, işte üniversitemizin altyapısını görmek istediğini söyledi. Kendileri ziyaret ettiler üniversitemizi. Bizim laboratuvarlarımızı, pilot tesisimizi gezdiler. Yapılan çalışmaları gördüler. Dolayısıyla ben de kendilerine şunu söyledim. Her zaman Ebiltem'in aslında misyonu da bu. Biz de Ebiltem'le aynı binada olmamızın verdiği bir avantajı da kullanıyoruz aslında. Karşılıklı bir etkileşim içerisindeyiz. Birbirimize ilham veriyoruz. Kesinlikle. Öyle olduğuna inanıyorum ben gerçekten de. Hani Fazilet Hanım'a da bu arada aslında teşekkür etmek lazım. Çok önemli bir o da yaraya parmak basıyor ve iyileştiriyor gerçekten de. Üniversite sanayi işbirliği aslında Türkiye'de gerçekten sancılı bir konu.
Her iki tarafta birbirine güvensiz demeyeceğim ama bir şeyleri var, soru işaretleri vardı. Evet. Ve maalesef de sanayicimizin kendisi de zaman zaman itiraf eder. Şimdi imtina ediyorum tabii ki, her sanayicimiz böyle değil. Araştırma geliştirme, Ar-Ge dediğimiz kısma çok fazla kıymet verilmiyor sanayide. Yani genelde yurt dışındaki uygulamalar zaten var, buraya biz bunu transfer ederiz anlayışı hakim. Ama Türkiye'de artık araştırma geliştirme ne kadar önemli olduğu anlaşılmaya başlandı ve TÜBİTAK'ın da destekleriyle aslında. Evet. Gerçekten sanayiciye inanılmaz bir desteği var TÜBİTAK'ın. Bizim Ar-Ge'lerimize de ayrıca desteği var. Bu anlamda aslında TÜBİTAK'a da yeri gelmişken çok teşekkür etmek lazım. Hı hı. Hem bursiyerlerimize verdiği destekler hem de üniversitemize vermiş olduğu alet edevat, teçhizat, evet, ve diğer konular açısından. Dolayısıyla sanayici de aslında bu Ar-Ge kültürü geliştikçe, hı hı, biz kendilerine şunu söyledik, Bülent Bey üzerinde mesela, gelin Ar-Ge'nizi üniversitemize taşıyın. Ebiltem ara kesitinde gizlilik anlaşmalarıyla, sözleşmeleriyle biz bunları da koruma altına alıyoruz. Beraber bu ürünü, hizmeti ortaya çıkartalım, hı hı, ve her iki tarafta kazan kazan ilkesiyle çalışsın. Herkes yani rahat rahat çalışmış kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Çünkü sanayicinin kendi beklentileri var. Üniversitenin rahat başka beklentileri var. Hem yüksek lisansiyerlerimizin, doktorantlarımızın, diğer öğrencilerimizin, hı hı, uygulama ayağında bulunarak, evet, bu işi daha laboratuvardan taşarak, hı hı, teorinin uygulamaya dönüştürmesiyle öğrenmesi, hı hı, var. Bizlerin tecrübe kazanması var. Dolayısıyla bu ara kesitte bu sinerjiyi yaratabileceğimizi düşündük. Gerçekten de Bülent Bey ve daha sonra Ferit Bey'in de sürece katılmasıyla bir proje hazırlandı. Hollanda konsolosluğuna sunuldu. Doğru. Oradan destek alındı. Belki orada Ferit Bey birazcık bahsetmek ister. Bizim için proje önemli bir noktada. Çünkü şimdiki prosedür, yani teknik hı hı, olarak 2,2 megawatt tesis için, hı hı, su kullanmak çok bir sorun olabilir, orada değil ama mesela şehir içindeki yere ve az yer varsa su, hı hı, artık sular nasıl halledebilirsin, bir sorun olabilir. Onun için başka bir tür anaerobik fermentasyon hakkında konuştuk. Hollanda'da zaten kullanılabilir. Bunu nasıl bir örnek olarak yapabiliriz ve birlikte bu konu hakkında bahsettik, konuştuk. Bazı örnekler baktık, hangisi daha doğru başlamak için. Evet. Ve basit bir örnek ile başladık. İki avantajlar var. Bir, su az gerekiyor. O da önemli. Gaz üretiyor. Kuru, basit bir durumda, çok pahalı da değil. Hmm. Yani küçük yerler için de uygun olabilir. Onun için bu avantajla birlikte dedik, bu tesis, bir örnek tesis yapalım. Bu işler şimdi başladılar. Tabii ki bir destek var. Tekrar amaç bilgi paylaşmak. Çünkü bazı başka firmalara bunu, evet, göstermek lazım. Nasıl çalışıyor ve nasıl yapılır. Ve yine çalışan birlikte bir örneği ortaya koymak. Evet. Yani bu başlangıçta çok iyi bir çünkü aynı bizim Osmanlılar gibi düşünün, hoca çok çok güzel bir şeydir. Hı hı. Şimdi bizimle çalışan bir Alman, Nur Hoca'nın bir öğrenciymiş. Hı hı. Bizi de benim doktorantım da Fred Bey'lerin firmasında işe başladı. Bu da güzel, evet, bir şey. Yani daha üniversite sanayi işbirliğinin aslında bu da güzel bir çok örnek oluştu. İstihdam, evet, sağlanmaya başlandı i̇şte bile. Bakın. Yani evet. O zaman yani, evet, mantıklı olarak birlikte çok, evet, çalışmak istiyoruz. Çok seviyoruz. Evet. Çok, hı-hı, çok yani bu proje kapsamında aslında şu an geleneksel biyometan tesislerinin yaklaşımı sulu fermentasyon dediğimiz bir yöntem. Yani önemli oranda suyun kullanıldığı, hı-hı, tesisler. Bizim çıkış noktamız da şu oldu. Yani Türkiye şartları açısından özgün bir çözüm önerisine bulunalım dedik. Çünkü birçok ham madde kullandığımız biyokütle sulu gelmiyor. Yüksek kuru maddeli geliyor. Kuru. Bunları tesis alabilmeniz için sulandırmanız gerekiyor. Konvansiyonel yöntemlere baktığınız zaman. O önemli da bir ekstra iş. Ekstra, evet, iş şöyle ki hem tesisiniz büyüyor, evet, yatırımlar büyüyor. Su kıtlığı çok sık yaşanıyor. Zaten. Su bulunması, ekonomik olarak suyun bulunması mümkün değil. En son olarak da elde ettiğiniz bu bulamaç, yani çürütücüden çıkan bulamaçın bertaraf noktasında çok geniş arazilere ihtiyacınız var. Yani şu an tesisler yapıldığında biyogaz tesisi yapmakla kalmıyor. Biyogaz tesisinin arkasına 4-5 aylık depolama tankları yapmanız gerekiyor. Çünkü gübreleme zamanına kadar bu bulamaçın saklanması nasıl gerekiyor. Nasıl tutacağız? Rastgele herhangi bir şekilde kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla başlangıçta suyun bulunması, sonunda da suyun bertarafı, bu, evet, bulamaçın bertarafı noktasında çıkan sorunlar, acaba biz nasıl bir özgün çözüm bulabiliriz diye kafa yorarken kuru fermentasyon diye adlandırdığımız bir seçeneği, acaba burada hem büyükbaş hayvanlarda hem kanatlı sektörde
ve diğer sanayiden de destekler alarak, diğer substratlardan veya ham madde destek alarak çalıştırabilir miyiz? Bunu Ar-Ge'si nasıl yaparız diye kafa yorduk. İşte desteği de bulduk Hollanda konsolosluğundan. Fred Beyler sanayici olarak elin taşın altına koydu. Biz üniversite olarak Ar-Ge kısmını taşın elimizi koyduk. Hollanda konsolosluğu mali destek verdi. Şu an TÜBİTAK'da bir başvuru yapıldı, yapılacak. Dolayısıyla bu saç ayakları tamamlandı ve sanayici de bu işe, yani uygulama noktasındaki sorunun muhatap olan sanayici de evet dedi. Bir pilot tesis yapılacak, büyük bir pilot tesis yapılacak. Bunun uygulanabilirliği gösterilecek. Ondan sonra inşallah hani alternatif olarak da bu sulu sistemi karşılığında kuru sistemlerde vardır denen diğer bir probleme de çare olunmaya çalışılacak inşallah. Çok güzel. Evet. Kuşkusuz çok büyük bir özveri, çalışma, bir tempo sonucunda hakikaten tüm şartlar oluşmuş. Herkes dediğiniz gibi elini taşın altına koymuş. Destekler inşallah bir kısmı alınmış, bir kısmı alınacaktır diye umut ediyorum. Ve sonrasında bir iyi uygulama örneği ortaya çıkmış olacak ve bu belki de birçok tesise örnek olacak. Öyle mi diyoruz inşallah. İnşallah. Şimdiden çok çok heyecan var. Bazı firmalar bize soruyor nasıl, ne zaman. Çünkü örnek ilk önce hazırlamak istiyoruz ondan sonra. Evet. Ama şimdiden zaten ihtiyaç görünüyor yani. Bence. Evet. Yani çalıştırılıp sonuçlar ortaya çıkmaya başladığında aslında oraya teknik geziler de yapılabilir ki sanayicinin de görmesi. Gerçekten bizim sanayicimizin enteresan bir tarafı da var. Gördüğüne inanıyor. Mantıklı somut olarak, olarak da, yani somut olarak gördüğüne inanıyor. Dolayısıyla bu tür iyi uygulama örneklerinin somut olarak sanayicinin önüne konması gerekiyor. Gerçekten sanayiciye baktığımız zaman da ben yıllardır onlarla birlikte olduğum için de psikolojisini çok rahat anlayabiliyorum. Sanayici aslında bir şeyler yapmak istiyor. Sadece bana yol gösterin diyor. Bu anlamda da aslında üniversite bu misyonu üstleniyor ve onlardaki teknik danışmanlıklarıyla, rehberliğiyle aslında evet doğru yol budur. Biz de orada görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Yoksa sanayici yani bir şeyleri bypass etmeye çalışan bir sanayicidir. Ya bunların içerisinde var böyleleri ama genel olarak baktığın zaman özellikle orta ve büyük ölçekli sanayicilerimiz gerçekten de hem Ar-Ge'ye daha çok ilgi duymaya başladılar. Hem de çok samimiyetle şunu söylüyorlar. Evet biz, bize doğru yolu gösterin. Doğru yatırımı gösterin. Biz bu bertaraf noktasında bunu yapabiliriz. Ve sanayiciye aslında onların anlayacağı dilden gittiğiniz zaman çünkü sanayici üretimi ekonomik değer elde etmek için yapıyor. Tabii ki hizmetleri, ürünün kalitesi de son derece önemli ama buradan bir karlılık söz konusu. Mutlaka sonuçta. Bunu yaparken de karlılığı ön planda tutuyor. Biz her zaman söylediğimiz şey de şu sanayiciye. Aslında çevresel maliyetleri de üretim maliyetlerinin içerisine mutlaka katmanız gerekiyor. Bizdeki eski anlayış sanayicideki şuydu. Üretimi ben yapayım, istihdam sağlayayım, vergimi ödeyeyim ama bir zahmet de atıkları da devlet halletsin. Bu mantık son derece ilkel bir mantık. Yani bu olamaz. Nasıl suyu, enerjiyi, üretim maliyetiniz olarak dikkat alıyorsanız, çalışanınızın maaşını, üretim maliyeti dikkat alıyorsanız. Bu da bir maliyet. Çevresel maliyete dikkat alacaksınız. Ama bunun dışında biz şunu da göstermeye çalışıyoruz sanayiciye. Bu tür atıkları işte atık penceresinden değil de kaynak penceresinden bakarsanız sanayiciyi aslında çevresel korumanın ötesine taşıyan bir şey var. Yani çevresel korumanın için bir ödül olmaya başlıyor. Çünkü bu atığı bu şekilde bertaraf ettiğinde para da kazandığını görüyor. Zaten. Ve az önce gösterdiğim, anlattığım örnekler alkol içecek maya sanayi az buz rakamlar değil 1/4, bir tanesi %70 oranında yani babanız olsa bu parayı size vermez. Ve bu normalde atık penceresinden baktığınızda tonlarca para harcayarak bertaraf etmeniz gereken atığı şimdi siz banka hesabınıza yönlendirmiş oluyorsunuz. Hakikaten yani bunun doğru anlatılması noktasında üniversitelerin bence rolü çok büyük. Bir de bu teknolojiler az önce bahsetmiştim suistimale çok açık teknolojiler. Yani eline çantasını kapıp webin önünde ve bilgisayarın önünde birkaç saat geçiren ve ağza güzel laf yapan insanlar maalesef sanayicimizi kandırabiliyorlar. O bağlamda ben işte Ebiltem'e bu anlamda teşekkür ediyorum. Sanayiciyle bizi daha sık bir araya getirmesi ve tarafsız nötr insanlardan bu bilgileri almasını sağlamasında çok büyük fayda var. Sanayicimiz de en azından yani araba alırken bile bir arkadaşınıza telefon açarsınız. Değil mi? Böylesine milyon dolarlık tesisleri kurarken bir bilene mutlaka sormakta fayda var. ve doğru işleri doğru kişilerle yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hakikaten yine sürenin nasıl akıp geçtiğini fark etmedik. Son bir dakika. Şöyle isterseniz noktalayalım. Hakikaten biz hani Ebiltem olarak, Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi olarak üniversite sanayi işbirliğinde bir tek durak merkez olarak çalışmaya gayret gösteriyoruz.
değerli hocamızın da ifade ettiği gibi üniversitemizin değerli hocalarıyla sanayicilerimizi bir araya getirecek birçok etkinlik, özel birebir görüşmeler düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da buna tabii ki yoğunlukla devam edeceğiz. Bugün biz bu programda yarım saatle de kısıtlı olsa çok güzel bir örneği izleyicilerimizle paylaşalım. Bu anlamda Üniversite Sanayi İşbirliği'nin hakikaten çok güzel bir örneğini izleyicilerimize duyuralım istedik. Son cümlelerinizi alarak maalesef programı kapatmak durumundayım. Buyurun, isterseniz sizinle başlayalım. Bence çok iyi bir fırsat böyle şeyler göstermek için. Türkiye için güzel bir fırsat. Bu gibi çevre için çözümler çok uygun yapabilirler. Çok kısa zaman için dönüş yapıyor. Yani 3 yıl içinde onu söylemek lazımdır. Yani o başka tür enerjiden daha daha doğrudur. Ve bence böyle devam edersek başka şeyler de yapabiliriz birlikte Ege Üniversitesi'yle. Çok bunu i̇nşallah. Bekliyorum inşallah. Ben de çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten de ben buradan sanayicimize de seslenmek istiyorum, yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum, çiftçilerimize seslenmek istiyorum. Türkiye ve kendileri açısından çok ciddi bir alternatif ve bir avantaj sunan bir konu, biyogaz yatırımları. Bence cesaretli olsunlar. Ege Üniversitesi de her zaman arkalarında, her zaman teknik yardım açısından biz buradayız. Kendilerini bekliyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz ayrıca bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Değerli izleyicilerimiz, bugün de bir programımızı daha noktalıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.